Ekranda gördüğünüz denklemi çözmek istediğimizi düşünelim. Evet bu denklem x artı 1 bölü 9 eksi x eşittir 2 bölü 3 olsun. Her zaman olduğu gibi hemen videoyu durdurun ve bunu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Şimdi gelin birlikte yapalım. Bu denklemi farklı şekillerde çözebilirsiniz. Mesela ben ilk olarak paydadaki x'ten kurtulmaya çalışırım. Bunun en kolay yolu ise denklemin iki tarafını da paydadaki ifadeyle çarpmaktır. 9 eksi x çarpı 9 eksi x. Ancak bu işlemi yaptığımızda x'in paydayı 0 yapacak x değerine eşit olmaması gerektiğini de belirtmemiz gerekir. Demek istediğim bu denklemi çözdükten sonra sonucun x eşittir 9 olduğunu görürsek bu geçerli bir çözüm olmayacaktır. Neden diyecek olursanız, bu denklemde x yerine 9 yazdığımızda paydada 0 elde ederiz yani tanımsız bir durumla karşılaşırız. Hemen yazıyorum o halde. x 9'a eşit olamaz. Bunu yazdıktan sonra çözüme devam edebiliriz. Sol tarafta bunlar birbirini götürür ve geriye x artı 1 kalır, öyle değil mi? Bu noktada x'in 9'a eşit olmaması gerektiğini de bir kere daha hatırlatayım. Sağ tarafta ise 2 bölü 3 ile 9 eksi x'i çarparsak 2 bölü 3 çarpı 9 6 eder eksi 2 bölü 3 çarpı x de eksi 2x bölü 3. X'in 9'a eşit olmaması gerektiğini bir kere daha yazıyorum. Şimdi xleri bir tarafa toplayalım. İki tarafa 2x bölü 3 ekleyelim. Artı 2x bölü 3 ve buraya da. Sol tarafta bir tane x var. Bunun 3x bölü 3 olduğunu düşünebiliriz. 3x bölü 3'e 2x bölü 3 eklersek de 5x bölü 3'ü elde ederiz değil mi? Artı 1 eşittir 6. Bunlar tabii ki de birbirini götürecek. İki taraftan bir de bir çıkaralım. 5x bölü 3 eşittir 5. Son olarak denklemin iki tarafını bir de bu kesrin tersiyle yani 3 bölü 5 ile çarpmamız lazım ki x yalnız kalsın. Alsın. çarpı 3 bölü 5 buraya da çarpı 3 bölü 5. 3 bölü 5 çarpı 5 bölü 3 1 eder. Yani burada geriye sadece x kalır. 5 çarpı 3, 15 bölü 5 de 3'e eşit. Harika. Sonucu x eşittir 3 olarak bulduk. Ama bunun orijinal denklemde sağlamasını da yapmamız lazım. Orijinal denklemde buraya x koyduğumuzda paydada 0 elde etmiyoruz. Çünkü x 9'a eşit değil. Evet x eşittir 3 bu koşulla da tutarlı. Öyleyse bu sonucun doğruluğundan eminiz. Az önce de söylediğim gibi, çözümün sonucunda x eşittir 9 bulmuş olsaydık, bu geçerli bir çözüm olmayacaktı çünkü orijinal denklem bu değerde tanımsız olacaktı.